Saygıdeğer arkadaşlarım, geçenlerde de tanıtmış olduğum mahallemizin en güzel kızı olan bu Prenses Hanım, geçen çarşamba günü oyun oynarken kucağımda bileğimden ısırdı. Ben de önemsemedim. Antibakteriyel spreyle yıkadım, kolonya sürdüm, geçtiydim. Dünden beri şişti ve zonklamaya başladı dedim. Eğer geçmezse yarın bir doktora gitmemiz gerekecek. Hep diyorum ya, severseniz acı çekersiniz. Prensesler de insan olsun, hayvan olsun, havalı olurlar ve tehlikeli olurlar arkadaşlar. Neyse. Saygıdeğer arkadaşlarım. Muhalif medya birkaç gündür Monaco'da Tayyip tayfasından bir hanımın yediği 2000 küsür liralık ıstakozu ve Bahadır Yenişehirlioğlu adlı hafızın Tayyip'in de yönetici tayfasından değil mi? Kimisinin tespitine göre 526 bin liralık, kimisinin tespitine göre 586 bin liralık Rolex marka kol saatini tartışıyor. Yahu yıllar önce Emine Hanım'ın da çantası, saati ve Tayyip Hafız'ın saati aynı kapsam içinde değil miydi? Yahu arkadaşlar, bazı şeyler yalan geliyor bu muhalifi oynayan Amerikancı medyaya. Yahu 4 AKP kurucusundan biri olan Abdülhatif Şener bir dönemde CHP milletvekilliği yaptı değil mi? Şimdi yeniden oğluyla beraber Tayyip'in safında yer aldı. CHP'de muhalife oynarken ne demişti? Tayyip Erdoğan ve aile çevresinin kamudan aşırdığı mal miktarı 300 milyar doları aşkın. Yahu dünyada belki Brunei Sultanı'nın, belki Suudilerin bu kadar serveti vardır arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Ve bu Abdüllatif Şener hakkında Tayyip bir dava açmadı. Tam tersine Abdüllatif Şener dava açsın, benim hakkında ispatlayayım dedi. Yahu yine Tayyip'in bir zamanlarki başbakanı Davison Ahmet, şimdi gelecekçi oynuyor ya, ne demişti? Tayyip Erdoğan'a bir şeffaflık yasası çıkaralım teklifinde bulundum. Bana aynen şu cevabı verdi. Eğer böyle bir yasa çıkarırsak partimizde bırakalım üst düzey yöneticileri, ilçe yöneticisi bile bulamayız. Evet arkadaşlar. Yahu biz 2006'dan bu yana belki yüzlerce kez tekrarladık ya. Bu Tayyip ve avanesi, bunun AKP'cileri, ya
yasalarla çalışan, yasalara uygun bir sermaye partisi değil ya. Evet, bir sermaye partisi. Amerika'nın devşirip iktidara taşıdığı ve önündeki engelleri Ergenekon Balyoz adlı CIA yönetimindeki kumpaslarla ortadan kaldıran bir suç örgütü ya. Tayyip Erdoğan ve avanesi çıkar amaçlı mafyatik bir çete ya. Bunu biz 2006'dan beri diyoruz ve bir de kim dedi? Ali Yeşildağ dedi. Alnından öperim. Ben de onlardan biriyim dedi Ali Yeşildağ. Ama Tayyip abi ve onun etrafındakiler dünyanın en büyük suç çetesi, dünyanın en büyük hırsızlık çetesi dedi. Son derece doğru bir tespitte bulundu. Haklı bir tespitte bulundu. Ve devam etti. Tayyip abi hem sizin paranızı çalar hem de kendisini size alkışlatır dedi. Evet arkadaşlar. Bunu bu ikimizin dışında diyebilen var mı ya medyada? Muhalifi oynayıp her gün ekranlarda dilli didik gibi eten akademisyen, gazeteci, televizyoncu, yazar, çizer tayfasından bir tek kişi bu tespitte bulunabiliyor mu arkadaşlar? Bulunamıyor. İşte onlar da üretilmiş muhalefet gibi ABD tarafından üretilmiş medya arkadaşlar. Banu Avar adlı saygıdeğer vatansever hanımefendinin tespiti ve deyişiyle. Hepsi bunların çevrim işi oynar. Evet arkadaşlar. ABD çakalı Tayyip ve avanesine Mustafa Kemal'lerin, İnönü'lerin kurduğu kısmen de olsa laik cumhuriyeti yıktırdı, tarumar ettirdi. Ve onun yerine gün be gün bir din devleti inşa etmekle meşguller bunlar. Sorosçu Kemal ve çömezlerine de, yani İmamoğlu'na, Özgür Özel'e, Oğuz Kağan Salıcı'ya, Mahmut Tanal'a ve daha diğer tayfaya da Mustafa Kemal'lerin, İnönü'lerin CHP'sini tarumar ettirdi arkadaşlar. İdeolojik hattından kopardı, onu AKP ile HDP'nin demin bileşkesi olan bir hatta yerleştirdi. Evet arkadaşlar, işte felaketimiz burada. Daha önce de dediğimiz gibi Tayyip ve avanesi artık kullanım süresini doldurdu. Biadını doldurdu. Küplerini de doldurdular. Halk nezdinde aldatıcılıkları, kandırıcılıkları da kalmadı. Çünkü halkımızı kuru ekmeğe muhtaç ettiler arkadaşlar. Ya o halkımız bırakalım kırmızı eti, beyaz et bile yiyemiyor ya. Kırmızı et 700 lirayı bulmuş ya. Beyaz et 200 lirayı geçmiş arkadaşlar. Ya bir aile dışarıda yemek yiyemiyor ya. ...16 milyon emekli açlığa, sefalete, sürünmeye ve ölüme terk edilmiş ya. 10 bin liralık
emekli maaşıyla. Asgari ücret de öyle. Hepsi açlık sınırının altında ya. Yoksulluk sınırı 50 bin lirayı geçmiş arkadaşlar. İşte ülkeyi bu hale getirince ABD emperyalist çakalı da artık bu tayfayı çayına salmayı düşünüyor. Bunun yerine yepyeni gıcır gıcır atlar koşacak, çıkar arabasına. İmamoğlu'cu, Özgür Özer'ci ve onların tayfasından oluşan. Şimdilik plan görünen kısmıyla bu arkadaşlar. Bu Tayyipgillerin ülkemize ve halkımıza dair hiçbir aidiyet hisleri, duyguları, düşünceleri yok arkadaşlar. Onlar ülkemizi ve halkımızı darül harp olarak görüyorlar. Düşman olarak görüyorlar. Satıp, savup, yıkıp, yakıp, nakide çevirip, küpleyip, yurt dışındaki zulalarına götürmeyi hesaplıyorlar arkadaşlar. Onların derdi bu. Ve biz ne demiştik? 1950'den bu yana Türkiye, Amerika'nın yarı sömürgesi durumuna düşürülmüştür. İktidarları da, eğitimi de, yargıyı da, siyaseti de, medyayı da, kültürü de hep bu ABD emperyalist çakalı belirliyor. Kendi emperyalist çıkarlarına uyumlu olacak şekilde. İşte bu sebepten biz ne dedik hep? Baş düşmanımız ABD emperyalist haydut devleti, onun müttefiki Avrupa Birliği, emperyalist haydut devletleri ve onların ülkemizdeki yerli işbirlikçileri dedik arkadaşlar. 1921 Ocağı'nın sonunda Karadeniz'de boğdurulan Mustafa Suphi ve 15'ler aynı tespiti yapıyorlardı arkadaşlar. Batılı emperyalist çakallar ve İstanbul'daki hain saray hükümeti, Damat Feritler, Vahdettinler hükümeti, Dürüzade Abdullahlar, Mustafa Sabriler hükümeti arkadaşlar. Hikmet Kıvılcımlı da o yıllardan bu yana, 20'lerden bu yana aynı tespitte bulunuyor arkadaşlar. Amerikan emperyalizmi, Avrupa Birliği emperyalistleri ve yerli işbirlikçileridir düşman diyor. Denizler, mahirler de aynı tespitte bulunuyordu. Biz de devrimci kavgaya girdiğimiz 67 yılından bu yana aynı tespitte bulunuyoruz ve aynı düşmana karşı savaşıyoruz. Ve halkımızdan bir tek şey istiyoruz, anlaşılmak. Ama ne yazık ki bu çevrim işi oynayan, üretilmiş muhalif medya ve siyasiler, Tayyipgiller ve onların medyası kadar bize düşman. O yüzden biz halkımız nezdinde görünmez kalıyoruz. Görebilenler de dayı, sizin çağınız geçti, o dünya artık yok diyorlar. Evet arkadaşlar, 80'e merdiven dayadık.
çağımız geçti ama bu emperyalistler dünyası bütün dişleri ve tırnaklarıyla mazlum halkları yağmalamaya, katletmeye devam ediyorlar. Değişen bir şey yok. Evet arkadaşlar. Anlaşılamıyoruz. Ne yapalım? Öyle desin bakalım halkımız, bizi tanıyıp da bize katılmayanlar. Ne diyoruz? Altın çöplüğe düşmekle değerinden bir şey kaybetmez. Bir gün orada eşelenen bir horoz onu açığa çıkarır ve biri görür, alır, kullanır, değerlendirir. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Çünkü adımız gibi biliyoruz ki başkaca bir kurtuluş yolu yok. Bu emperyalist çakalları ülkemizden ve bölgemizden işbirlikçi hainler grubuyla birlikte def etmediğimiz sürece Türkiye devamlı batışa doğru gider arkadaşlar. Ve işte bu alçaklar BAP'ı uygulamaya koydular. Irak'ta, Libya'da, Suriye'de, şimdi İran'a bulaştılar ve ardından Türkiye arkadaşlar. Onlar boş durmaz. Emperyalist amaçlarına ulaşmak için gece gündüz çalışırlar. Saniye boş geçirmez onlar. Saygıdeğer halkımız, ne diyoruz? İnsanı hayvandan ayıran, sorgulayan bir akla sahip olması ve vicdan, merhamet, sevgi dolu bir yüreğe sahip olmasıdır. Bunlar yoksa ne yazık ki hayvanlardan bir farkımız kalmaz. İçgüdülerimizin, ön yargılarımızın esiri olarak hiçbir doğaya dair ve topluma dair olayı gerçekliğiyle kavrayamadan ömrümüz gelir geçer. Yani insan olarak varoluşumuzun hakkını verememiş, insan olarak varoluşumuzun bize yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmemiş oluruz. Her şeyi sorgulaydım. Kalın sağlıcakla.